Efendim, sizlerin oyları sayesinde bu haftanın birinci olan gelin ve damat adayları, koruma altına alınan isimler belli oldu. Yarın bu isimler elenmeyecek. En çok SMS alan adayımız da tam 10 bin liralık çekin sahibi olacak. Önce bir çek gelsin görelim bakalım. Teşekkür ediyorum Furkan'cığım. Evet, 10 bin liralık çek şu anda elimde. Sevgili Ayça, sevgili Erdem, sizleri yanıma alabilir miyim efendim? Evet. Ne güzel, elenmiyorsunuz yarın. Evet. Koruma altına alındınız. Bu çok güzel. Bu 10 bin liralık çek ise sadece bir taneniz aldı. Bu da oy çokluğuyla belirlendi. Çok mu önemli? Önemli mi kime gitti? Asla değil. Hatta Ayça'ya gitsin ya. Niye? Çeyiz yapsın diyor. Çeyiz yapsın. Ne güzel ya, bu da çok güzel oldu böyle. Aşk daha önemli diyorsunuz yani. Peki efendim, bakalım kime gidecek? Evet, sizlerin oylarıyla belirlenen 10 bin liralık çekin sahibi kim olacak? Evet efendim, bu haftanın SMS oylarını en fazla toplayan adayımız, 14 adayımız içinden en fazla oy alan adayımız. Çekimiz Ayça'ya gidiyor. Gel bir tebrik edeyim. Bak ne güzel. İnşallah Ayça bunu çeyiz için saklar. Öyle yapmayı düşünür müsün? Yani, evet. Değil mi? Gerekecek çünkü. Kesinlikle. Sevindin mi? Çok. İyi, peki. Çok mutlu oldum. Güle güle harcaman dileğiyle. Teşekkür ederim. Kalbinin istediği gibi. Şimdi sizin birer göreviniz daha var biliyorsunuz. Aslında bir ödül daha kazandınız. Bugün öğleden sonra seçeceğiniz adaylarla romantik, hoşça vakit geçirme şans. Ben önce müsaade edersen Ayça'dan başlayacağım. Çünkü sürpriz bir isim söyleyeceğini zannetmiyorum. Ayça'cığım, bugün öğleden sonraki ödülünü, romantik ödülünü kimle paylaşmak istiyorsun? Bilmiyorum kimle paylaşsam ya. Tabii ki Emre'yle. Yani çok... Biz bile biliyoruz, sen nasıl biliyorsun diyecektim. Çok güzel. Peki şimdi Erdem'e dönüyorum. Erdem'in cevabı benim için çok önemli. Çünkü geçtiğimiz hafta Melis cephesinde yaşananlardan sonra ne diyeceğini merak ediyorum. Bir barışma gülü vardı. Ondan önceki kırgınlık vardı finalden sonra. Ama ondan sonra yaşanan başka yorumlar da oldu. Ve artık senin cephende ki sen hani olgunlukla, sinirlerine hakim olarak yumuşak karşılamaya çalıştın yaşananları. Hı hı. Senin cephende hangi noktaya gelindi? Artık hani canıma tak etti noktasında mısın? Karar ve yön değiştirecek misin? Arkadaşlardan birine yeni bir şans mı tanımak istiyorsun? Merak ediyorum. Cevabını o yüzden sana soruyorum. Ben mesleğe yeterince sabrettiğimi düşünüyorum. Ve yeterince şansı tanıdığımı düşünüyorum. O yüzden bu kişi Melis değil. Ve iyi düşündüm. Dün akşam çok düşündüm. Eğer bu ödülü ben kazansam ne yaparım diye. Cansel'e biraz haksızlık ettiğimi düşünüyorum. O yüzden Cansel. Peki. Buna da şöyle sevindim. Cansel'in babası dün buradayken Hasan Bey, Cansel için örnek damat adaylarından biri olarak seni görmüştü. Bu da güzel bir şey. Sen de sevindin mi Cansel? Evet, sevindim. Bekliyordum ben zaten babamı tanıdığım için. Ha, onun kimi beğenebileceğini evet. Tahmin ediyordum. Peki o zaman sen de böyle gel, Emre de böyle gelsin. Dördünüzü damatlar evinde romantik yemeğe yolcu edelim. Sizler için de bir ödül var. Burada 10 kişi beraber vakit geçireceksiniz. Bence bu da güzel bir öğleden sonra olacak. Final öncesi stres atarsınız. Aranızdaki hesaplaşmaları, konuşmaları yaparsınız diye umuyorum. Sizleri merdivene yolcu ediyorum efendim. Şöyle damatlar evine doğru. İyi eğlenceler. Sizlere de iyi eğlenceler. Güzel bir öğleden sonra. Finalde görüşürüz. Hoşçakalın. Her romantik ödül bizi birbirimize biraz daha yakınlaştırıyor. Aramızdaki bağı daha çok kuvvetlendiriyor.
Normalde romantik bir adam olarak gözükmeyebilirim ama bu tip durumlarda içimin kıpırdandığını hissediyorum. Demek ki doğru yoldayım ve bu yolda tam gaz devam. Erdem bugün ödülü kazandı ve Melis kendine buradan pay çıkartmaya çalıştı. Melis kusura bakma ama Erdem gerçekten duruşuyla ödülü kazandı. Ödülünü Cansel'le paylaşması da bence olumlu. Çünkü Cansel'in babası da Erdem'i tanıması için bir fırsat vermişti ona. Umarım herkes için hayırlısı olur. Erdem benim sayemde kazandığı ödüle Cansel'le gitmeyi tercih etti. Erdem'in burada kesinlikle oynadığını düşünüyorum. Benim hakkımda diyorlardı ki Erdem'i kullanıyor evde kalmak için. Bence Erdem beni kullanıyordu evde kalmak için ve evde kalmayı başardı. Neyse olur, sen yeter ki sakız neyse olur. Düşlerin seni bulur, sen yeter ki sakız neyse olur. Kısmetse olur. Aşkım.